Emre Kongar, Vahdettin Kronolojisi 2. Sevgili okurlarım, 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Öğretmenliğimi zaman zaman Cumhuriyet Gazetesi'ndeki sütunumda sürdürmeye çalışıyorum. Vahdettin'in ihanetine ilişkin dün başladığım tarihsel olayların dizinine bugün devam ediyorum. 30 Mart 1919, Sadrazam Damat Ferit, Padişahla birlikte hazırladığı İngiliz mandası isteyen öneriyi resmen İngilizlere sundu. Web, Londra'ya gönderdiği şifreli belgede, Vahdettin adına sadrazamın yaptığı bu ziyarette, İngilizlerin istedikleri yerleri işgal etmesi, 15 yıl Osmanlıları koruması, Ermenistan'ın bağımsız olacağı, İngilizlerin maliyeyi kontrol etmesi, gibi maddelerin yer aldığını, Osmanlı Devleti'nin İngiltere'ye tamamen boyun eğdiğini, belirtiyordu. 15 Mayıs 1919 İzmir işgal edildi. 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. 16 Mart 1920 İstanbul işgal edildi. 10 Nisan 1920 Şeyhülislam Dürrizade'nin Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öldürülmelerini isteyen fetvası yayımlandı. 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi Ankara'da açıldı. 13 Mayıs 1920 Vahdettin Anzavur isyanına katılanları ödüllendirdi. 24 Mayıs 1920, Vahdettin İstanbul Divanı Harbi'nin Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebesoy, Halit Edip ve arkadaşları hakkında verdiği idam kararını onayladı. 27 Mayıs 1920, Vahdettin, Fevzi Çakmak için verilen idam kararını onayladı. 15 Haziran 1920 Vahdettin, İsmet İnönü, Fehmi Gerçeker, Refet Bele, Ankara Müftüsü Rifat Börekçi, Dışişleri Bakanı Bekir Sami, Celalettin Arif, Yusuf Kemal Tengir Hamdullah Supi Tanrı Över, Fahrettin Altay hakkında verilen idam kararlarını onayladı. 14 Temmuz 1920 Vahdettin, Kuvayı Milliye'ye katılan subayların ölüme mahkum edilmesini onayladı. 28 Temmuz 1920 Sadrazam Damat Ferit, İngiliz Yüksek Komiseri Robert'e, Kürtleri Mustafa Kemal'e karşı kullanalım, önerisini yaptı. 10 Ağustos 1920 S.E.V.R. Antlaşması imzalandı, Vahdettin bu antlaşmanın hükümet tarafından imzalanmasını onayladı. 7 Mart 1922 Tarihli Belge Londra Konferansı'na hazırlanan heyetin belgelerinin İngilizlere iletilmesi. Pazar günü 3. yazıma tarihteki bu korkunç casusluk olayına dayalı olan ihanetin öyküsü ile devam edeceğim.